Allah, dünya hayatının gerçek anlamını Mülk Suresi 2. ayette şöyle bildirmektedir. O, amel bakımından hanginizin daha iyi olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır. Çok bağışlayandır. Ayette bildirildiği gibi, tüm insanlar dünyada davranışlarının nasıl olduğuyla denenirler. Güzel davranışlarda bulunanlar, bunun sonucunda Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak cennete girmeyi arzularlar. Bunun içinde hayatlarının her anını bir çaba içinde geçirmeleri gerektiğini bilirler. Ama kimi insanlar bu noktada önemli bir yanılgı içindedirler. Sadece ibadetleri yapmanın ve haramlardan sakınmanın Allah rızası için olduğunu düşünürler. Bunların dışındaki zamanlarının dinle bir ilgisinin bulunmadığını zannederler. Oysa insan yaşadığı her anda, her konuşmasında, aklından geçirdiği her düşüncede, yaptığı her türlü işte Allah'ı en fazla hoşnut etmenin yollarını aramalıdır. Hayatının her anını Allah için yaşamaya niyet etmiş bir insan, her sohbetinde Allah'ı en hoşnut edecek konuşmaları yapar. İnsanlara Allah'ı hatırlatır, onları kötülükten men eder ve iyiliği emreder. Her an, şu an Allah'ı en fazla nasıl hoşnut edebilirim diye düşünür. Dinin en temel şartlarından biri, hayatın tamamının Allah için geçirilmesidir. Allah müminlere En'am suresi 162. ayetinde şöyle söylemelerini emreder. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. İnsan kendini herhangi bir konuda neden yeterli görmemelidir? Allah'tan korkan bir insanın hayattaki en büyük amacı Allah'ı razı edecek bir ahlaki yapıya sahip olmaktır. Bunun için kendisini eğitmesi, sürekli olarak daha üstün bir ahlakı yaşama çabası içinde olması gerektiğini bilir. Çünkü samimiyetin, dürüstlüğün, çalışkanlığın, fedakarlığın, tevazunun ya da diğer güzel ahlak özelliklerinin üst sınırı yoktur. Yani bir insanın, ben en güzel ahlaka ulaştım, bundan daha iyisi olamaz demesi mümkün değildir. Kendisini her açıdan eksik gören ve hep daha iyisini arayan bir insanın manevi yönden gelişmesi çok hızlı olur. Böyle bir kişi süratle hatalarından arınır, her gün daha üstün bir ahlaka doğru ilerler. Aksi takdirde eğer insan bir konuda kendisini yeterli görürse daha iyisini aramak ve uygulamak için bir çabası da olmaz. Eksikliklerini ve hatalarını bulamaz ve düzeltemez. Bu da onun ilerleyememesine sebep olur.